Android sistemlerinden ya da iOS sistemlerinden indirdikten sonra gene üstteki menüden gıdaya göre, bileşenlere göre, beslenmeye göre arayabilir. Beslenme çantası ve gıdaları karşılaştır uygulamalarını kullanabilirsiniz. Gıdaya göre arama yaptığınız zaman bütün gıdalar listeleniyor. İsterseniz arama bölümünden aradığınız gıdanın ismini de girebilirsiniz. Beslenme çantası, karşılaştırma, beslenmeye göre, bileşenlere göre, gıdaya göre arama, bütün sekmeler Android platformundaki, iOS platformundaki uygulamada da aynen mevcut. Projeyi 2008-2013 yılları arasında yürüttük. 2013 yılında proje faaliyetleri tamamlandı ve TürKomp'un web sitesini 2013 yılında kullanıma açtık. TürKomp'un içeriğinde neler var? Tüketmiş olduğumuz gıdaların içinde bulunan gıda bileşenleri ve bunların enerji değerleri TürKomp veri tabanında mevcut. Bunların arasında tükettiğimiz gıdaların protein, karbonhidrat, yağ miktarları, vitaminler, mineraller, bunlara dair bütün verileri TürKomp'ta bulmak mümkün. Ayrıca her gıdanın 100 gramlık porsiyon için içerdiği enerji değeri kalori cinsinden yine TürKomp'ta mümkün. Bu veriler yeterli ve dengeli beslenme sağlamak isteyen her kişi için, her kullanıcı için kıymetli veriler. Kendi beslenme diyetlerini buna bakarak yönlendirme ve yapılandırma şansları mevcut. TürKomp'u biz ilk olarak internet üzerinden paylaşıma açmıştık. Son 2 ay içerisinde biz bu uygulamayı aynı zamanda Android ve iOS platformlarına da alarak cep telefonunda da kullanıma açtık. Buradan da yoğun bir ilgi gördük aslında. Çünkü cep telefonları sürekli yanımızda olduğu ve daha kolay erişilebilir olduğu için kullanım sayısında da bir artış gözlemledik. Ve ilk açıldığından bu yana yaklaşık 20.000'in üzerinde bir kullanıcı tarafından indirildiğini gördük programın. Oldukça yoğun bir ilgi var mobil uygulamaya karşı. Güncelleme yapıyoruz. Önce şunu söyleyeyim. TürKomp'un içindeki bütün veriler analiz sonuçlarına dayalı veriler. Yani hepsi bir analiz sonucunda üretilmiş veriler. Biz bu verileri yeni projelerle, yeni çalışmalarla güncelliyoruz zaman zaman. Şu an 645 tane gıdaya ait verimiz var. 100 gıda bileşeni üzerinden bu verilerin olduğunu düşünürsek 63.000 civarında TürKomp'ta veri var. Bu verileri biz zaman içerisinde hem beslenme ihtiyaçları hem eksik olan ürünleri göz önünde bulundurarak güncelliyoruz. Evet, hepsi yapılan analizler sonucunda hem besin içeriği açısından değeri hem enerji değeri yapılan analizlerle ortaya konup veri tabanında minimum ve maksimum ve ortalama değerler olarak paylaşılıyor. Yeterli ve dengeli beslenme her zaman önemli ama Ramazan ayında tabii ki daha da önemli. Çünkü aç kaldığımız süre daha uzun olduğu için vücudumuzu daha iyi beslememiz lazım. Burada mesela bizi tok tutacak besinler ön plana çıkıyor. Tavsiye edildiği üzere yüksek proteinli gıdalar, yüksek lifli gıdalar Ramazan ayında tüketilebilir. Bunlara ait verileri TürKomp'ta bulmak mümkün. Beslenmeye göre şeklinde bir uygulamamız var. Burada hangi gıdalar daha az yağlı, hangileri daha çok protein içeriyor, hangileri daha çok lif içeriyor. Buna ait bilgileri bulmak mümkün. Bu veriler kullanıcılarımızın Ramazan ayında kendi menülerini ayarlarken dikkate alabileceği veriler. Bu anlamda çok faydalı olacağına inanıyoruz. Özellikle mobil kullanıma geçtikten sonra TürKomp'un bilinirliği ve kullanılırlığı daha çok arttı. Ramazan ayında da insanlar daha bilinçli ve daha kendilerini Ramazan ayında daha iyi hissettirecek bir beslenme şekline geçmek istiyorlar. Bu anlamda daha çok indirileceğini ve uygulamanın kullanılacağını düşünüyoruz. Bir artış bekliyoruz. Şimdi Ramazan deyince hurma ve pidedir. Ramazan'da evet. Akla gelen besin. Bunları vatandaş bulabiliyor mu? Bu 645 gıdanın içerisinde tabii Ramazan pidesi de hurma da mevcut. Ona ait verileri de vatandaşlarımız bulabilirler ve uygulamadan görüp kullanabilirler. Evet, bizim Bursa'daki Gıda Araştırma Enstitüsümüz, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü bu anlamda TürKomp'un geliştirilmesinden sorumlu kuruluş. Onlar hem TürKomp'un devamlılığını, sürekliliğini sağlıyorlar hem yeni ürün girişlerini yapıyorlar. TürKomp'la ilgili herhangi bir talebi olan her kişi hem web sayfası üzerinden hem de internet üzerinden Bursa Gıda Araştırma Enstitüsü'ne ulaşıp taleplerini dile getirebilir. Çıkan sayfada ister arama butonunu kullanarak, ister veri bankasına basarak verilere ulaşmak mümkün. Burada alfabetik isimler, alfabetik listeden isimleri takip ederek gidebiliriz. Ya da ilgili yerde arama yapabiliriz. Açtığımız zaman mesela aşure. Açtığımız zaman aşurenin 100 gram aşurenin içerdiği enerji, su, kül, protein, yağ, karbonhidrat, vitaminler, mineraller açısından sahip olduğu bütün değerleri görmemiz mümkün. Aramalarımızı gıdaya göre yapabiliriz ya da bileşenlere göre yapabiliriz. Bileşenler vitaminler, mineraller, protein, karbonhidrat açısından hangi ürün daha çok içeriyor, hangi ürün daha az içeriyor o konuda bize bilgi veriyor. Örneğin A vitaminine baktığımız zaman A vitamini içeren gıdaları çoktan aza doğru sıralıyor. Tüketicilerimiz daha çok tüketmek istedikleri bileşenlere göre arama yapıp menülerini, diyetlerini buna göre ayarlayabilirler. Beslenmeye göre bölümünde gıdaları düşük enerjili, az yağlı, yağsız, yüksek lifli ve yüksek proteinli gıdalar olarak tasnif ettik. Bu türdeki gıdalara ait bilgileri almak için gene bu sekmeleri tıklayabilirler. Beslenme çantası en çok kullanılan modüllerimizden. Burada birden fazla gıdaya ait toplam verileri ekleyerek hem gıda cinsinden hem de miktarını da ayarlamamız mümkün. Bu modül bize birden fazla gıdanın istediğimiz değerlerde, istediğimiz miktarda tükettiğimiz zaman bize vereceği bileşen ve enerji değerlerini ortaya koyuyor.